Anneler Günü'nde Çanakkale anneleriyle hep beraber bir anneler kutlaması yapıyoruz. Bu yıllardır derneğimiz kurulduğundan beri devam ediyor. Ve bu sene de Ramazan'a denk geldiği için iftar yemeği yaptık. Görüyorsunuz Çanakkale halkı çok destek veriyor. Katılım çok fazla. Biz o yüzden çok mutluyuz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Başkanımız, belediye başkanımızın büyük destekleri oldu bize. Milletvekili ve AK Parti Milletvekili Güldü Hanım'ın çok büyük destekleri oldu. Onlara teşekkür ediyoruz. Çanakkale'de halkına da katıldıkları için, destek verdikleri için teşekkür ediyoruz. Pazar günü de saat 1'de, 13'te yani Zübeyde Hanım'a çelenk konacaktır. Bunu biz her sene Türk Anneler Derneği olarak bizim ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün annesine bizim simgemiz olan Anneler Derneği'nin simgesi olan Zübeyde annemize çelengi bize koyacağız ve hepimiz Çanakkale halkını davet ediyoruz. Kalabalık olalım. Ben mutlu olurum. Sahibi öğrencilerimize okul kıyafetleri, giyim yardımı yapılmıştır. Dini bayramlarımızda ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet yardımı yapılmaktadır. Geçen yıl Ramazan ayında siz değerli üyelerimizin fitre ve zekatlarını, erzak yardımlarınızı gerçekten ihtiyacı olan aileleri belirleyerek yerine ulaştırdık. Bu yıl da Ramazan ayında yine fitre ve zekatlarınızı, erzak yardımlarınızı, desteklerinizi bekliyoruz. Ramazan yardımı yapmak isteyenler bize ulaşabilir, gelip biz evden alabiliriz. Şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederiz. Her yıl derneğimizce Anneler Günü'nde Halk Bahçesi'nde bulunan Zübeyde Hanım büstüne çelenk koymaktayız. 12 Mayıs 2019 tarihinde saat 13'te çelenk koymak için sizleri aramızda görmek istemekteyiz. Kermes masamız bulunduyor. Bir de sizler için çekiliş düzenledik. Şimdi saygıdeğer misafirlerimiz, yıllardır bizi desteklerini sağlayan emekli tarih öğretmenimiz Şerife Öztürk Hoca Hanım'ı sahneye davet ediyorum. Açık. Nasıl başlarsa fırtına, öyle diner birdenbire. Bir ışık parlar yeniden karanlığın arkasından. Umudu kesme yurdumdan. Dört bir yana savrulsa da, şah damarı vurulsa da, ışık yener karanlığı. Bak çocukların gözlerine, umudu kesme yurdumdan. Kara kışın buzu bile sürmedi sonsuza kadar. Bahara döndü yeniden. Filiz sürdü kar altından, umudu kesme yurdundan. Biz umudu kesmeyeli tam 104 sene oldu. Çünkü burası Çanakkale, çünkü burası özgürlüğün, çünkü burası umudun, çünkü burası Atatürk'ün Cumhuriyet'in temellerini attığı şehir. Yemeğe, iftar yemeğine hoş geldiniz, şerefler verdik. Saygıda misafirlerimiz. Hepiniz hoş geldiniz. Sayın Milletvekilimiz Jülide Hanım ve bazı isimlerini artık unutuyoruz. Bütün parti temsilcilerimiz hoş geldiniz. Türk Anneler Derneği ve diğer Çanakkale'deki bütün sivil toplum derneklerinin temsilcileri hoş geldiniz. Türk Anneler Derneği üyeleri hoş geldiniz efendim. Ve sevgili Çanakkale'liler, her zaman bize destek veriyorsunuz. Hepinizi candan kucaklıyorum. Hepiniz hoş geldiniz.
Biz Türk Anneler Derneği olarak biliyorsunuz her yıl Anneler Günü'nü kutluyoruz. Bu kutlamamız bu sene Ramazan ayına geldi. Hepinizin Ramazan ayını kutluyorum. Sağlıklı, bereketli bir Ramazan ayı geçirmenizi temenni ediyorum. Bana biliyorsunuz bu kürsüye çıkınca heyecan çok fazla oluyor. Belki bahsetmediğim arkadaşlarım olabilir. Ne olur bize gücenmeyin, kırılmayın. Bizim heyecanımıza verin. Lütfen. Türk Anneler, anneleri kapılarını açan derneğimiz, özellikle adını taşıdığı anne sözcüğünün yüceliğini, kutsallığını sürdürmeye devam etmektedir. Bunu yaparken de en büyük gücü siz değerli gönül dostlarımızdan almaktayız. Anneyi en güzel yapan sevgisini paylaşabilmesi, fedakarlığı, sorumluluğu, anlayışı, sadece bilgi değil aynı zamanda kalbe de yönelik aklıdır. Derneğimiz olarak hepinizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Evlatlarımızla beraber sağlıklı, mutlu, keyifli günler, nice yıllar geçirmenizi diliyoruz.